Evet, şu an 1900 metreyi geçtik. 1900 küsür, 1920-1930 metrelerdeyiz. İster istemez yokuş yukarı olunca kar, şöyle söyleyeyim, kar biraz daha sert olsa araba çok daha rahat gidecek, takılmayacak ama yani araba %50 batıyor diyeyim, %50. Kar çok sert değil, yani çok aşırı yumuşak değil ama %50 batıyor. Yani 3-5 gün ayaz yemiş olsaydı şu kar çok güzel olacaktı, beton gibi olacaktı. Takılmadan üstten biz de gidecektik ama yani tekerlek boyu maalesef gömülüyor. Takoz yapınca da gitmiyor. Biraz daha ayaz yemesi lazım bu karın ama havalar ılıman gidiyor. Altta sert zemine tutundu mu gidiyor.
Evet, sert zemine geldik mi? Çok güzel gidiyor ama şu an yumuşak zemine geldi mi de önden görüyorsunuz yağını takoz yapıyor, oturuyor. Evet, gaz ayarını da ince ayarlayacağım derken bazen de istop ediyor. Önde takoz yapıp o an istop ediyor. Çok ince, az basıyorum gaza çünkü. Araba gitsin diye. Çok ince bir gaz, patinaja düşürmeden. Evet, bu ayar. Gidince gazdan çekiyorum ayağımı, neredeyse rölantiye yakın. Devrim 2000. Hatta takılmaya başlayınca araba biraz daha gazdan çekiyorum ayağımı. Burada kar biraz azaldı. Ağaçlardan zaten rüzgar buraya çok yağmadığı için açıklık yerlerde daha fazla, şu an biraz kar azaldı burada zaten. Evet, ileride açıklık yerde bakalım durum nedir. Bu arada olmadık, başka bir yolu açtık. Yolun heyecanına kapıldık karda. Sapağı kaçırdım. Başka bir yol, çıkmaz bir yolu açtım orman içi. Gördüğünüz gibi şu yukarısı bal kayası zaten. Biz soldan yukarı çıkacaktık. Sapağı geçtim oradan o kar heyecanıyla. Şimdi geri dönüyorum. Buraları boşuna açtık diyelim yani buraları. Şimdi burada uğraştığım yoldan oradan çoktan yukarıya çıktıydım. Öyle söyleyeyim. Açtığımız izden bile gitmiyor araba. Yumuşamış. Tekerin değdiği yerler yumuşuyor. Bu sefer araba daha çok oturuyor. Normalde biz şu karşı tarafta gözüken yerin sağına çıkacaktık ama neyse. Maksat karda oynamaktı. Biraz daha oynamış olduk ama hedefi yanlış yerden açtık. Olsun, geç olsun, geç olsun. Neyse, köylülere iş çıkarmamış olduk. Bu yolu da merak ediyordum. Yalan yok. Devamında ne var diye. Devamında ama.
böyle bir şekilde de öğrenmeyeydim. Tekerin değdiği yerler hemenmiş. Evet. Biz şimdi buradan yukarıyaydık. Yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla buradan şimdi yukarıya vuracağız. Evet. Evet. Şimdi biz buradan yukarıya. Evet. Biz buradan yukarıya. Dediğim gibi orada uğraşacağımıza burayı açtıydık çoktan. Burada şu ara yığıntılı zaten. Yukarıda gene bir orman yeri var. Ağaçlardan zaten orası biraz daha müsait oluyor. Bu arası açıklık olduğu için çok yığıyor buraya. Biraz daha rahatlayacağız ama ileride bir rampa var. O rampada bakacağız ne alemde. Birazcık döneriz. Gördüğünüz gibi araba canavar ya. Evet, şimdi şu ilerideki ağaçları geçtikten sonra sola doğru biraz daha açıklık olan bir yer var. Rüzgar buraları dövüyor. O yüzden biraz daha yığmış olabilir. Bakacağız. Ama yukarı çıktıkça kar sertleştiği için araba biraz daha rahat gidiyor. Evet, açıklık burası. Burayı da geçersek ileride biraz daha yol düzleniyor. Orman içi olunca da kar biraz daha az yığıyor oraya. Öyle söyleyeyim. Şurada
Şu gördüğünüz yer 50 metre, 60 metrelik. Şurası biraz dik işte. Burada biraz zorlanacak araba. Bakalım. Burada dışarıdan araba gidiyor. Dışarıdan bir çekim hak etti.